15 Temmuz gecesi buradaydım. 15 Temmuz Amerikancı darbesini buradan geri püskürttük. Darbenin ilk saatlerinde bir belirsizlik söz konusuyken Doğu Perinçek'in ilk açıklamaları yapıp bunun Amerikancı Gladio'nun Fethullahçıların içinde olduğunu açıklamasıyla birlikte olay gün yüzüne çıktı. Amerikancı Fethullahçı kalkışmaya geçit yok. Geçit yok. Amerikancı Fethullahçı kalkışma Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletinin beraberliğiyle kesinlikle bozguna uğratılacaktır. Sizlere sevgi ve saygılar sunuyorum. Vatan Partisi, vatan bütünlüğünün, cumhuriyetimizin, Atatürk devriminin savunulması için görev başındadır. Sevgiler ve saygılar. O sırada ben Sarıyer'deydim. Derhal Sarıyer'den Taksim'e geldim. Çünkü benim doğal çevrem burası. Birçok insanla da temasa geçmiştim. E5 yolundan gelirken trafiği kesilmişti. Vatan Partisi üyesi olduğumu ve Taksim'e geçmek istediğimi anlatınca orada insanlar bana yardım etti. Polisle birlikte yolu açıp benim Taksim'e buraya gelmem mümkün oldu. Buraya geldiğimde alanın çevresi, bu gördüğünüz anıtın çevresi askerlerle çevriliydi. Halk da çevresinde toplanmıştı. Ama burada büyük bir kargaşalık hüküm sürüyordu. Bu kargaşalık içinde bazı provokatörler bu erlere karşı bir olumsuz harekette de bulunabilirlerdi. Burada bu başı bozukluğu ve kargaşayı önleyebilmek için bu anıtın önünde önce buradaki toplanan kalabalığa buradaki askerlerin erlerin masum olduğu sadece amirleri tarafından verilen emirleri yerine getirdiğini burada taciz edici konuşmaların yapmamalarını rica ettim. Daha sonra da askerlere yönelik birinci ordu komutanının açıklamasını naklettim kendilerine. Birinci ordu komutanı bu girişimin emir komuta zinciri içinde bir olay olmadığını, bir kalkışma olduğunu belirtti. Ben de bunu ben size bildiriyorum, tebliğ ediyorum. Bundan sonra da buna rağmen burada da halka karşı bir girişimde bulunursanız bundan da sorumlusunuz dedim. Ama eğer bizimle birlikte hareket edip silahlarınızı da teslim ederseniz bizzat ben ve çevremdeki insanlar halka karşı en ufak kötü bir muamelede bulunmadığınızda tanıklık yapacağız dedik ve iki dakika sonra da anıtın diğer tarafındaki bulunan askerlere de aynı konuşmayı birinci ordu komutanının verdiği talimatı açıklamayı bildirdim. Hemen akabinde erler arasında bir kıpırdama oldu ve tarlabaşı girişinde emniyet güçleri toplanmıştı. Yanlarında da bir tane bir adet otobüs vardı. O otobüse doğru yöneldiler. Askerler silahlarını teslim edip kendileri de emniyet güçlerine teslim oldular. Bu arada halk burada büyük sevgi gösterisinde bulundu askerlere karşı. En büyük asker bizim asker diyerek. Burada çok büyük bir kargaşalık, bazı trajediler olabilirdi. En ufak bir problem çıkmadan burada halka da önderlik ederek Taksim'i darbecilerden ve darbenin izlerinden kurtarmış olduk. Şimdi can güvenliği, evet burada can güvenliğimiz pek yoktu. Namlular halka doğrulmuştu ama evde kalmak darbe gecesi, televizyon başında yorganı çekip uyumak daha büyük bir tehlikeydi. O bakımdan darbeyi bizzat namluların karşısına çıkarak engelleme yolunu seçtik. Bunda da başarılı olduk.
12 Mart 1971'de böyle oldu. Amerikancı darbeye karşı çıktık biz aydınlıkçılar. 12 Eylül 1980 darbesine karşı mücadele ettik. 15 Temmuz darbesinde de yine Amerikancı Gladio'nun darbesine karşı durduk ve başarılı olduk. Ve onları gömdük. Burada Vatan Partisi çok önemli bir görev yapmıştır. 15 Temmuz gecesi Genel Başkan Doğu Perinçek büyük bir cesaret ve kararlılıkla bu darbenin Amerikancı bir darbe olduğunu ve yenileceğini bizzat ilan ettikten sonra bütün atmosfer, bütün hava değişti. Bu nedenle 15 Temmuz bir bayramdır. 15 Temmuz Amerikan emperyalizminin ve işbirlikçilerinin yenildiği bir gündür. İsrail Siyonizminin yenildiği bir gündür. Bir bayramdır. Kutlu olsun.